Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor sayın seyirciler. TV52 akşam bülteniyle karşınızdayız. Bundan böyle hafta içi her sabah yeni günle karşınızdaydım. Yeni gün nöbetini Fatma, Meltem, Naz Yılmaz'a devrettik. Akşam bülteni nöbetini de Sakine Gürsoy'dan devraldık. Bundan sonraki akşam bülteninde gün içerisinde olup biten tüm gelişmeleri, haber ve analizleri birlikte değerlendireceğiz. Zaman zaman sıcak gelişmeler olduğunda canlı bağlantılarımız olacak. Telefon bağlantılarımızla da bültenlerimizi güçlendireceğiz. Kısacası orduda olup biten her şeyi her zaman dediğim gibi elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdiden sürçülisan edersek affola diyelim ve başlayalım. Beyaz örtü esarete dönüştü. Ordu tamamı beyaz örtüye gömüldü. Kar orduda adeta ezber bozdu. Öyle ki bardaktan boşalırcasına deyimin yeni sahibi oldu. Cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yoğun kar yağışı halen devam ediyor. Kar beyaz doğada eşsiz manzaralarda oluştururken öbür taraftan da hayatı olumsuz etkiledi. Ordu merkezde yaklaşık 60 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 3 metreye yaklaştı. Birçok mahalle ve köy yolunun ulaşıma kapanmaması için ekipler 7/24 esasına göre mesai vermeye çalıştı. 108 cenaze ve 350 hastaya müdahalede bulunuldu. Öte yandan Kumru ve Korgan başta olmak üzere birçok noktada da elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu kez bardaktan boşalırcasına yağmur değil, kar yağıyor. Yüksek kesimlerde 3 metreyi bulan kar kalınlığı sahil kesimlerinde ise 60 santimetreyi geçti. İlçelerin tamamında 86 bölgedeki 725 mahallede kar mücadelesine devam eden Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarında 400 personel, 318 araç ve iş makinesi kullanıyor. Ekipler öncelikle hastalara öncelik vererek hayat kurtarmaya çalışıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, geride kalan süre içerisinde özellikle hastaların sağlık merkezine ulaştırılması ve cenaze bildirimleri konusunda öncelik verdiklerinin altını çizerek, 112 il ambulans komuta kontrol merkezine yapılan asılsız ihbarlar nedeniyle belediyemizin ekip ve ekipmanları gereksiz yere meşgul edilirken bu durum, karla mücadele çalışmalarında zaman, emek, maddi kayıplara neden olmaktadır. 19 Ocak'tan itibaren yaklaşık 350 hasta ve 108 cenazeye müdahalede bulunduk ifadelerini kullandı. Mahallemizde dün sabah yolumuz açıldı. Allah'a şükür olsun. Eskiden bir hafta 10 gün burası kalıyordu. Bu kranla bu arabaların çıkmasına imkan yoktu. Kaç tane araba kaza yaptı burada. Taksiler hele ki yolda kalıyorlardı burada. Adamlar ne zahmet çekiyordu gece gündüz. Benden kürek alıyorlardı, gazma gelip yardım ediyordum ha burada. Şimdi Allah'a şükür olsun, şimdi çok iyi. Şimdi çok iyi. 2001 yılında yağdı böyle bir kar, bir de şimdi. 26.378 kilometre yol ağına sahip olan Ordu'da yüksek ilçelerde devam eden kar yağışı ekiplere de zor anlar yaşatıyor. Öyle ki kar yağışı devam ederken yapılan müdahalelerin ardından yollar yeniden kapanıyor. Bu yüzden Gölköy, Aybastı, Kabataş, İkizce, Çaybaşı, Ulubey, Kabadüz, Korgan, Kumru, Mesudiye, Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinin bazı bölgelerinde yağışın durması bekleniyor. Büyükşehir Belediye'mizin bütün ekipleri, 19 ilçemizde, 725 mahallemizde, aynen bu Kıran Mahallesi'nde olduğu gibi karla mücadele çalışmalar devam ediyor. Biz de elimizden geldiğince hem ekiplerimize moral, motivasyon olsun, hem de denetlemek için, hem de muhtarlarımıza da halk çalışmak için bazen araziye çıkıyoruz. Bugün de Kıran Mahallesi'ne geldi. Aciliyet gerektiren vakalara da anında müdahale ediliyor. Özellikle yüksek kesimlerde daha da etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat şartları zorlaşırken günlerdir elektrik kesintisinin yaşandığı Korgan ve Kumru ilçelerinde büyük tepki var. Her iki ilçenin belediye başkanları yaptıkları açıklamalarda her kar yağdığında aynı sorunla karşılaştıklarını, yetkililere durumu defalarca belirtmelerine rağmen yıllardır bu sorunun giderilemediğini belirterek adeta isyan ettiler. Sayın seyirciler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Enver Yılmaz telefon attığımızda kendisine iki konu başlığı ileteceğiz. Öncelikle büyük bir buluşma gerçekleşti bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Akabinde karla mücadelede Ordu Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar nasıl bir performans sergiledi kendisinden onu öğreneceğiz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim Erol Bey, hoş bulduk, sağ olunuz. Sayın Cumhurbaşkanı ile bir buluşma gerçekleştirdiniz. Bugün sosyal medyada hesaplarınızda gördük biz de fotoğraflarınızı. Önce bununla başlayalım sonra ana konuya döneceğiz.
Evet, teşekkür ederim. Öncelikle Cumhurbaşkanımızın bütün hemşehrilerimize sevgilerini, selamlarını sunuyorum. Bugün saat 12-15 civarında başlayan görüşmemiz yaklaşık bir saate yakın sürdü. Başından sonuna kadar orduyu, ordudaki yatırımları, Büyükşehir'in hizmetleri, Ankara'dan beklentilerimiz ve önümüzdeki süreçte yapılması gerekenlere yönelik ben kendilerine bilgi ve briefing verdim. Sayın Cumhurbaşkanımız da her zaman olduğu gibi ordu söz konusu olduğunda işini gücünü bir kenara bırakmak suretiyle bizim taleplerimize ve orduya gerekli hassasiyeti gösterdi. Bu çerçevede de inşallah önümüzdeki aylar içinde mevsimin durumuna göre orduda açılışlarımıza, programlarımıza davet ettik. Kendisi de kabul etti. Şu anda geliş günüyle ilgili bir çalışma yapıyoruz özel kalemiyle birlikte. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanı olarak orduda tekrar misafir etmenin heyecanı ve onurunu yaşayacağız. Bizim için, çünkü ben düzenli görüşüyorum Cumhurbaşkanımızla, orduya yönelik, özellikle ilimize yönelik, yani o harici bir şeyler konuşmadık. Tamamen ordu konuşuldu, ordunun özelliği konuşuldu. Orduya yönelik yapılması gerekenler neyse onu başından sonuna kadar tek tek itina ile, gerekirse kurumları da almak suretiyle, bilgilerini almak suretiyle takip etti. Biz de üzerimize düşeni şu aşamada o talimatları yerine getirmek suretiyle özellikle hemşehrilerimize vermiş olduğumuz sözleri birebir takip edip hem Cumhurbaşkanımıza hem de milletimize verdiğimiz taahhütleri inşallah harfiyen yerine getirmiş olacağız. Peki efendim, o zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük müjdesi orduyla ikinci kez buluşma olacak, öyle diyebiliriz. Evet, tabii şu anda bizim kamuoyuyla paylaştığımız bu oldu. Bu bizim dediğimiz gibi düzenli yaptığımız görüşmelerden bir tanesiydi. İnşallah önümüzdeki günlerde ben peyderpey konunun başlıklarına göre belki kanaatini, düşüncesini, özel orduya yönelik özel projelerde verilmesi gerekenler. Mesela Ordu Devlet Hastanesi'nin ihale takvimini sordu. Biz Şubat ayı içinde yapılacağını söyledik. Ordu Şehir Hastanesi'ni sordu. Ona yönelik ben bilgi verdim. Yolları sordu. Yaptığımız yatırımları sordu. Yani orduya yönelik Ankara'nın, hükümetin, Cumhurbaşkanlığın, yani devletin bilmesi gereken ne varsa biz oturduk, konuştuk, tartıştık. Sonuçta da ordu kazançlı bir şekilde hem Cumhurbaşkanımızın gönlündeki yerini pekiştirdi, hem de biz üzerimize düşeni ve benim talep ettiğim birkaç özellikle kurumlardan ve bakanlıklardan şeylerim vardı, taleplerim vardı. Onlara yönelik de gerekli talimatlar verilmiş oldu. Ben de mutlu bir şekilde şu anda da zaten seyir halindeyim. İl sınırımıza girmek üzereyim. Yoğun bir karla mücadele etmek suretiyle. Çünkü şu anda Terme'ye kadar yaklaştım. Hakikaten muazzam kar yağıyor. Şimdi inşallah Ünye'deki ekiplerimizi ziyaret edeceğiz. Sonra Hatta'daki ulaştırma birimindeki ekiplerimizi ziyaret etmek suretiyle karla mücadeleye yönelik biraz önce sizin haber jeneriğinde sunduğunuz gibi bu çalışan kardeşlerimizi hem yerinde göreceğiz, hem tebrik edeceğiz, hem de yaklaşık 6. güne girdik bugün. Ayın 19'undan evet. İtibaren ordu ilimizde çok yoğun bir kar var. Kar var. Bu karla mücadelede de Büyükşehir Belediyesi geçmiş yıllarla kıyaslanamayacak kadar kurumsal kimliğini ön plana çıkarttı. Dolayısıyla fakat son 15 yılın, çünkü 2001 yılında olmuş bu boyutlu bir kar, son 15 yılın da en yoğun karını İl bazlı, çünkü daha önceden kar yağıyordu, ya sahile yağıyordu ya yukarılara yağıyordu. Fakat şimdi hem yukarı ilçelere hem deniz kenarına hem sahile hem orta kesime derken çok yoğun bir kar yağmış oldu. Burada önemli olan mücadele etmektir. Fakat tabii bizim de şöyle bir şeyimiz oldu, sıkıntımız oldu. Öncelikle karın durması lazım ki biz vermiş olduğumuz söz ve taahhütleri 6 saatlik süre içinde yolları açacağımız taahhüdünü yerine gerçekleştirelim. Fakat kar durmuyor. Yolu açıyoruz, 15 dakika sonra tekrar yol kapanıyor. O yüzden hemşehrilerimizden bu süre içinde, çünkü karayollarının açamadığı hala ana arterler var ilçe bazlı. Buradan hemşehrilerimizden biraz daha sabır telakki ediyoruz. Bu sabır da acziyetten kaynaklanan bir sabır temennisi değil. Doğanın, coğrafyanın bu mücadeleye vermiş olduğu bir etki. Bu çerçevede de özellikle Amerika'da ulusal haberleri dinliyorsunuz. Evet. New York'ta 35 santim kar yağdı. Sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Çıkanlara da tutuklama kararı verdiler. Şimdi ben New York'taki 35 santim karı görünce bizim hemşehrilerimizin sabrını, bizim hemşehrilerimizin olaylara
akış vakurluğunu takdir ettiğimi, takdir etmek zorunda olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü şu anda Altınordu ilçemizde Erol Bey, mahallelerin toplamıyla birlikte ortalama 140 santim kar var. Akkut'ta 180 santim kar var. Aybastı'da 140 santim, Çamaş'ta 150 santim, Çatalpınar'da 140 santim, Çaybaşı 160, Fatsa'da tam 1 metre 100 santim, Gölköy'de 200 santim, Gülyalı'da 90 santim, Gürgentepe tam 230 santim, İkizce'de 160 santim, Kabadüz'de 200 santim, Kabataş'ta 140 santim, Korgan'da 150 santim, Kumru'da 130 santim, Mesudiye'de 140, Perşembe'de 150, Ulubey'de 150, Ünye'de 100. Yani toplamı ortalaması yaklaşık 150 santim kar var. Bu çok büyük bir kar. Yani bu boyutlu bir karı son yıllarda, son 15 yıl içinde Ordu görmedi. Bu karla mücadele esnasında da biz yaklaşık 2000 tonun üzerinde de tuz döktük, tuzlama yaptık. Hatırlarsanız tuz almayı unutan yerel yöneticiler vardı bu memlekette. Evet. Ama biz çok kısa bir süre içinde 2000 tonun üzerinde kar döktük, buz döktük. Mücadele çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Elbette karın durmasını bekliyoruz. Meteorolojik olarak da şu bilgiyi hemşerilerimizle sizler vasıtasıyla paylaşayım. Yarın öğleden sonra hava yumuşayacak. Çarşamba gününden itibaren de inşallah karın durmasını bekliyoruz. Kar durduğu andan itibaren 6 saat gibi bir süre içinde ordunun bütün ana arterlerini açmak bizim görevimiz ve hazırlığımız da buna göre. Fakat şu anda kar durmadı. Karın durmadığı yerde ben ekiplerimi, dozerimi, kepçemi, diğer makinalarımı gönderdiğim zaman 15 santim, 15 dakikada tekrar kapanmak durumunda kalıyor. Bu çerçevede de tabii işin farklı boyutları da var. Elektrikten kaynaklanan sorunlar var. Elektrik olmayınca susuz kalan hemşehrilerimiz var. Başından sonuna kadar bir sürecin içindeyiz. Hemşehrilerimizi mağdur etmemek için elimizden geleni ilçe belediyeleriyle birlikte yapıyoruz. Bu çerçevede de inşallah sağlık ve huzur içinde hem karla mücadelemizi hem de bu güzel tabiat olayını, Allah'ın vergisini en iyi şekilde önümüzdeki günlerde ürüne çevirme konusunda ordu olarak üzerimize düşeni yaparız. Peki efendim, yoldasınız. Çok uzatmıyorum. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bilmiyorum, sesim çok duyulabildi mi? Ben hareket halindeyim. Yoğunda evet, bir kar var. Evet, kesintisiz aldık efendim. Bütün bilgileri kesintisiz aldık. Çok teşekkür ederim. Ben özellikle karla mücadele konusunda ve diğer hususlarda bu bilgilendirme imkanını oluşturduğunuz için. Peki efendim, biz de çok teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz size de. Sağ olun, hoşça kalın. Sağ olun. Evet, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Enver Yılmaz'a bir kez daha teşekkür edelim. İşi zor, kolay değil. Ancak gün içerisinde 108 cenaze, 350 hastaya da müdahale edilmiş. Bu da hafife alınacak bir başarı değil sayın seyirciler. Kar yağışı tüm ülkede etkisini gösteriyor. Karadeniz'de de etkili olan yağış tüm hayatı olumsuz etkiledi. Lapa lapa yağan kar Ordu'yu dahi beyaz örtüye sararken bu güzellik beyaz esarete dönüştü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri olumsuz hava koşullarını azaltabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyor, ekiplere vatandaşlar da yardım ediyor. Ordu'nun kıyı kesimleri son yılların en yoğun kar yağışına sahne oldu. Ordu'yu beyaz bir örtüyle saran kar, yaşamı da olumsuz etkiledi. Aralıksız devam eden kar yağışının etkisini azaltmak isteyen Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri de aralıksız çalışıyor. Kar yağışı tüm hızıyla devam ediyor. 3 gündür etkili olan kar yağışı ulaşımla birlikte birçok sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Ordu'yu adeta beyaz bir örtüyle kaplayan kar çarşamba gününe kadar etkili olacak. Yoğun kar yağışı başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanında aksamalara neden oluyor. Ordu merkezinde 50 santim olan kar yağışı yüksek kesimlerde ise 3 metreye yanaştı. Köy yollarının kapanmaması için de ekipler 7/24 çalışıyor. Belediye ekiplerinin yetersiz kaldığı yerlerde de iş yeri ve konut sahipleri ellerinde kürek kar temizliyor. Kar yağması iyi. Her şey zamanında olacak. Olması güzel. Çalışmalar biraz yetersiz ama işte biz de belediyeye yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Ana arterleri yapıyorlar ama ara arterleri yapmıyorlar. Bizler de kendi kapımızın önünü kendimiz temizleyerek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Belirli yerlere daha çok ağırlık veriliyor. İşte şu kapalı caddeyi falan temizliyor bir 35-40 kişi ama buralarda bizim verdiğimiz vergi değil herhalde. Biz kendimiz temizliyoruz. Kar yağdı, Allah'tan gelen bir şey. Yani yapacak bir şey yok. İş yerinin arabası temizliyoruz mecburen, çalışıyoruz. Aynen. Peki ulaşımda zorluklar yaşadınız mı bugün? Zorluklar, hani kar lastiğin varsa pek sıkıntı olmuyor ya. Antalya'dan geliyorum. Ben Ordulu değilim. Karı görmek güzel, Ordu da güzel. Umarım hayvanlara yemek verirler. Kapıda bekleyen insanlara battaniye verirler. Kar yağışının hep olumsuz tarafını söylemek olmaz tabii. Beyaz örtüyle muhteşem görünen Ordu, kartpostalları aratmıyor. Görüntüleri izlediniz. Son yılların en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya Ordu. Türkiye'nin dört bir tarafı öyle. Aniden bastıran kar yağışı ulaşımda da aksamaların yaşanmasının kimilerini de hayattan kopardı. Onlardan biri de Ordu'nun Çaybaşı ilçesinden 64 yaşındaki Ahmet Seymen, aşırı soğuk ve kar yağışı sebebiyle donarak hayatını kaybetti. Aşırı soğuklar ve kar yağışları özellikle yüksek kesimleri etkisi altına aldı. Belediye ekipleri ise kapanan mahalle yollarını açmak için var gücüyle gece gündüz demeden çalışıyor. Bu kez ekipleri zorlayansa ne yollar oldu ne de kar yağışı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Çaybaşı Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmaları yürütürken kepçelerine 64 yaşındaki Ahmet Seymen takıldı. Çünkü Seymen Akbaba Mahallesi'ne giderken tipiye yakalandı ve daha fazla dayanamayarak donarak can verdi. İlk olarak Çaybaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seymen'in cesedi ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hep baştan beri söylüyorum, bugün ana gündemimiz etkili kar yağışı. Ordu son yılların en fazla kar yağışını aldı diyoruz. Yaşanan yoğun kar yağışı kazaları da beraberinde getiriyor. Peki oluşan bu kazaları en aza indirmek için ne yapmalı? Ordu İl Trafik Şubesi vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Trafik Şube Müdürlüğü özellikle toplu taşıma araçlarının kullanılmasını istiyor. Ordu'da kar yağışı tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun kar yağışı ise özellikle dikkatsiz sürücüler için kazalara davetiye çıkarıyor. Bu kazaları en aza indirmek isteyen İl Trafik Şube Müdürlüğü de sürücüleri uyardı. Trafik Şube Müdürü İsmail Erol özellikle gizli buzlanmaya dikkat dedi. Kar sebebiyle zeminde buzlanma var. Her ne kadar kazınsa da, kürense de, arkasından solüsyon veya tuz atılsa da yine yollarımızda buzlanma var. Onun için araç sürücülerimiz özellikle kış mevsimi sebebiyle, yolların ıslak olması sebebiyle fren mesafeleri uzadı. Dolayısıyla takip mesafelerini çok iyi ayarlamamız lazım. Onun haricinde araç kullanırken ani hareket etmemek lazım. Herhangi bir olay anında aracımızı motor gücüyle durdurabilmek lazım. Araçların kışlık bakımlarının da önemine dikkat çeken Müdür İsmail Erol, vatandaşları da toplu taşıma araçlarını kullanmaya davet etti. Mümkün oldukça araçlarımızla trafiğe çıkmayalım. Bu geçiş dönemi geçene kadar toplu taşıma araçlarını kullanalım. Ama illaki aracımızla yola çıkacaksak mutlaka aracımızı ısıtmamız lazım. Aracımızın elektronik cihazları, elektrikli camları veya diğer yerleri donmuş olabilir. Bunları tamamen kontrol etmeden aracımızın diğer aksamlarını çalıştırmamak lazım. Öte yandan sürücülerin özellikle kış şartlarında yardımına her an ihtiyaç duyabilecekleri malzemeleri de araçlarında bulundurmaları gerekiyor. Araçlarımızda avanarlık dediğimiz hususlar çok önemli. Kışın daha da önemli. Özellikle zincir, takoz ve çekme halatının kışın olmazsa olmazları araçlarımız için. Ayrıca kış lastiğinin ne kadar önemli olduğunu daha önceleri anlatmıştık. Ancak zemin karlıysa, yoğun bir kar yağışı varsa kış lastiği de burada fayda etmeyecektir. O zaman aracımızın zincirini takmamız gerekecektir.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı biraz önce yaptığımız telefon bağlantısında ilçelerdeki kar kalınlıklarını söyledi. Yağış devam ediyor. Çok fazla müdahalede bulunamıyoruz dedi. Biz de Altınordu'da vatandaşların karla beraber eğlenmelerini ekranlara getirdik ama esas esaret yukarılarda, yüksek kesimlerde yaşanıyor. Kumru'ya uzanacağız. Kumru Belediye Başkanı Günan Murat Hatipoğlu telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum TV 250 ailesine ve tüm izleyenlere hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş bulduk. Efendim, ordunun tamamı beyaz örtüye büründü. Özellikle yüksek kesimler kardan en fazla etkilenen bölgeler. Kumru da bunlardan bir tanesi. 3 gündür elektriksiz ilçe. Orada yaşananları, son durumu sizden alalım. Yani az önce de ifade ettiniz, ordunun genelinde ciddi bir kar yağışı var. Yoğun bir kar yağışı altındayız. İlçemizde de 37 mahallede çok ciddi etki altında. 1,5 metreye ulaşan yerler var yer yer. Tabii bütün ekiplerimiz sahada. Büyükşehir Belediye'mizin ve ilçe belediye'mizin ekipleri yol açımı için çalışıyorlar. Ancak bu noktada tüm izleyicilerimizin de dikkatini çekmek istiyorum. Önceliğimizin ana arterler ve hastalar olduğunu ifade ediyorum. Lütfen biraz sabırlı ve sağduyulu olalım. Nihayetinde kar yağışı azaldığında muhakkak her alana müdahale edilecek. Müdahale edilmesi de devam ediyor. 800 kilometrenin üzerinde sadece ilçemizde yol ağı bulunmaktadır. Dolayısıyla biraz daha sabırlı, biraz daha sakin bu süreci atlatmamızda fayda var. İnşallah müdahalelerimiz devam ediyor. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacağız. İsterseniz elektrik hususuna da değineyim. Tabii lütfen buyurun. Şöyle, yani az önce konuştuğunuz gibi biz ilçemizde özellikle elektrik noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yani önceki yıllarda da aynı problemleri yaşadık. Bölge koordinatörümüzle, ilçe yetkililerimizle sürekli temas halindeyiz. Kendilerine durumu izah ediyoruz, bildiriyoruz. Ama bilmiyorum bizim ilçemiz gibi başka ilçelerde var mı? Özellikle bizim ana arterde sıkıntımız var. Yani ilçemize gelen elektrik hattı Ünye üzerinden, dağlık araziden, ormanlık araziden geliyor. Dolayısıyla bu bölgede ağızda meydana geldiğinde ulaşım çok güç. Arkadaşlar yol boyu ilerleyip yürüme belki 500 metre, 1 kilometre gittikleri yerler oluyor. Dolayısıyla arızaya ulaşmak zor. Bu ana arterleri, ilçeyi besleyen elektrik ana arterlerini gözden geçirmek ve gerekirse yeni yatırım planları yapmak gerekiyor. Bu hususta biz siyaseten önümüzde büyüğümüz olan milletvekillerimize, bütün ilgililere durumu aktardık. İnşallah yani bu yönde ilçemize bir yatırım bekliyoruz. Bu noktada da sizin vasıtanızla bunu herkese bir kez daha duyurmuş olalım. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz bu fırsatı verdiğiniz için. İşiniz zor. Yani, Allah kolaylık versin. Muhakkak kar bereketleri, biraz daha sağduyulu ve sabırlı olursak bu günleri de beraber atlatacağız. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Peki efendim, sizlere. Teşekkür ediyoruz tekrar. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun, sağ olun. Kumru Belediye Başkanı Günan Murat Hatipoğlu telefonda canlı bağlantıda bizlerle konuştu. Kumru'daki son durumu aktardı. Elektrik sıkıntısı olduğu zaman hayat tamamen duruyor sayın seyirciler. Su da olmuyor, yaşam da resmen kısıtlanıyor. Peki devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl hatırlanacağı üzere Ordu'da zirai don sebebiyle fındık rekortesinde ciddi kayıplar yaşanmıştı. Hatta yıl boyu da tartışılmıştı. 2016 yılına yoğun kar yağışı altında girdi Ordu bu kez de. Kar etkisini de sürdürmeye devam ediyor. Ordu'nun altın ürünü fındıksa kar altında. O da beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ile birlikte tekrar zirai don tehlikesiyle karşı karşıya kalacak mı? Bunu sorduk. Cevabı haberimizde. Ordu'nun altın ürünü fındık son günlerde fındık üreticilerinin yüzünü güldürmedi. Fiyatlar sırasıyla 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 ve son olarak 9,50 kuruşu gördü. Üretici ise fındık fiyatlarının artmasını beklerken gün geçtikçe umutsuzluğa doğru yol almakta. Geçtiğimiz yıl ise Ordu'da yaşanan zirai don rekoltede ciddi kayıplara yol açmıştı. Vatandaş zirai don tehdidine karşı önlemler alarak bahçelerinde lastik yakıp nöbet tutsa da başarılı olamamış ve fındık zirai don nedeniyle büyük rekolte kaybına uğramıştı. Takvimler 25 Ocak 2016 tarihini gösterdiğinde fiyatları dibe vuran fındık tekrar zirai don tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir mi?
Zirai don ihtimaline karşı olası senaryolar düşünülürken Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali İslam TV52 habere önemli açıklamalarda bulundu. Kış dönemi özellikle ilkbahar erken döneminde olan soğuklar don riskini getirmektedir. Kış döneminde bitkiler dinlenme halinde olduğundan daha dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Yani fındık için eksi 16, 17, 18 derecelere kadar bir sıkıntı olmamaktadır. Özellikle çiçek açıp tomurcuklanma, sürgün sürmeye başladıktan sonra her eksi derece düşüşte risk beraberinde geliyor. O sebeple geçen seneki mevcut don 30-31 Mart tarihlerinde o zaman da sürgünlerin sürdüğü zamana denk geldiği için fındıkta probleme neden olmuştur. Şu anda Ocak ayının sonlarına doğru geliyoruz bitki dinlenme döneminde. Bu sebeple zarardan ziyade faydalı olduğunu da düşünebiliriz. Özellikle Haziran-Temmuz dönemlerinde yağış düzenli olmamaktadır. Bu sebeple fındık bahçelerinin sulanması gerekmektedir. Eğer üreticiler bir yağmurlama sulama sistemini kurmuş olsalar bahçeye, aynı zamanda donla da mücadele edebilecek seviyeye gelebilirler. Efendim bir telefon bağlantımız daha olacak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından İhsan Şener telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasınız. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle tebrik ediyoruz yeni Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız oldunuz. Nasıl oldu? Gelişmeleri öğrenebilir miyiz Sayın Şener? Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzere, kendisinin birlikte çalışma isteği üzerine biz de baş tacıyla, sevinçle, onurla uygun görüşümüzü bundan iki ay önce belirtmiştik. İki ay önceki görüşmede. Şimdi Cuma günü itibariyle de resmi olarak başlamış olduk. Burada kendilerinin talimatları doğrultusunda vereceği ve belirleyeceği görev alanlarında Sayın Cumhurbaşkanımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadarıyla. Münhasıran burada Türkiye'nin en büyük uluslararası sisteme açık kütüphanesi kurulacak. Türkiye bir kayıtlı devlettir. Bu kayıtlı devletin kayıtlarıyla ilgili iletişim sorunlarının, bilgi edinme süreçlerinin kolaylaştırılması ile ilgili devletin ürettiği hizmetlerin, siyasi ilişkilerin, iktisadi ilişkilerin yıllara sari olarak oluşturduğu arşivden en pratik şekilde istifade etmenin metotlarını projeler kapsamında çalışacağız buradaki arkadaşlarımızla birlikte. Bunun dışında Sayın Cumhurbaşkanımızın daha sonraki zamanlarda vereceği görevlerle inşallah kendisine elimizden gelen yardım yapmaya çalışacağız. Tabii ki bu beni onurlandıran bir görevdir. Ben hemşehrilerimin de bu husustaki dua ve desteğini önemsiyorum. Tabii iki dönem beni orada onurlandırdılar milletvekili olarak. Seçtiler. Bu dönemde de tabii ki memleketimizde, Ordu ilimizde, doğduğum şehirle ilgili olacağız ama bundan ziyade Türkiye'nin genel politikaları, genel gelişme süreçleriyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza burada yardımcı olmaya çalışacağız. Görev tanımımız zaten bellidir. Bu tanım çerçevesinde de elimizden gelen gayreti sürdüreceğiz ve hemşirelerimizi burada iyi temsil etmeye gayret içinde olacağız. İlginize ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Efendim görev tanımınız gereği bir de parti ayrılığı yaşandı zannediyorum. Şimdi şöyle, gün içerisinde bu yanlış anlaşılmalara da sebebiyet verdi ancak bunun etiken gerçekleştiğini biz biliyoruz. Sizden diyor, dinleyelim. Tabii bu o bir usulün tamamlanması niteliğindedir. Yani ben partiden gönül bağımı koparmış değilim. Böyle bir şey olamaz, söz konusu olamaz. Bu resmi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın tarafsızlığı anlamında bir üyelikten istifa söz konusudur. Partimiz, AK Parti'miz bizim partimizdir.
yüreğimizdir, gönlümüzdür, kalbimizdir. Bunlar ayrı bir şeydir. Ama hizmetlerin tarafsız olarak milletimizin tamamına yansıtılması anlamında resmi bir prosedürün tamamlanmasıdır. Bu hususta speküle edilecek bir durum söz konusu değildir. Efendim Sayın Başbakan'a Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'la ulaşılıyor ordulular. Artık Sayın Cumhurbaşkanı'na da aracınızla ulaşacaklar. Biz size başarılar diliyoruz yeni görevinizde. Çok teşekkür ediyorum. Hemşerilerime, izleyicilerime selam ediyorum. Sizlere de başarılı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın İhsan Şener iki dönem ordu milletvekilliği yaptı üst üste. Daha sonra bir dönem ara verdi. Bu dönemi de Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı olarak sürdürüyor. Bakalım bundan sonraki hizmetlerde de neler kazandıracak orduya. Bir son dakika gelişmesi paylaşayım şimdi sizlerle. Okuyacağım bunu izniniz olursa. Bakanlar Kurulu toplantısı devam ediyordu. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş. Aynı zamanda AK Parti'de ordu milletvekili biliyorsunuz. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında bir açıklama yaptı. Açıklamalarında öne çıkan başlıklardan bahsedeceğim. Silopi'de olumlu sonuç alındığı mesajını verdi. Kurtulmuş terörle mücadele parantezinin etkin bir sonuç alınarak kapatılmasını arzu ediyoruz. Silopi'de olumlu bir sonuç alınmıştır. Hızla Silopi'de bu parantez kapandığına göre rehabilitasyon sürecini başlatacağız müjdesini verdi. Bir başka konu başlığı ise öğrenciler için telafi eğitimiydi. Okula gidemeyen öğrenciler var biliyorsunuz Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Öğrenciler 5 Şubat'a kadar telafi eğitimi yapılması için çalışmalara başlandı. Her öğrencinin velisinden gerektiği izinlerin de alındığını söyledi Kurtulmuş. Öğretmenlerimize bu zor dönemde öğrencilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Ayrıca hem öğrenci hem de öğretmenlerimiz için psikolojik danışma dersleri gibi imkanlar da sunulacaktır. Görüşlerini paylaştı. Cenevre görüşmeleriyle alakalı bir başlığı vardı. Suriye'de rejim ve DAEŞ'in de işbirliğiyle Türkmenlere karşı saldırılar devam ediyor. Türkmen kardeşlerimizin yalnız olmadığını ifade etmek istiyorum. Her türlü gelişmeyi yakinen takip ediyoruz. Maalesef 5 yıldır devam eden Suriye'deki bu kirli savaş zaman zaman tarafların rakibiymiş gibi görünen grupların da birbirlerine nasıl destek olduğunu ortaya koymuştur dedi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş. PYD ile rejimle DAEŞ'in işbirliği yaptığı herhalde gizli kapaklı değildir. Bir tarafta rejim güçleri ve işbirlikçileri, diğer tarafta da muhalefet yer almalıdır. Dolayısıyla PYD ya da DAEŞ'in yer almasına kimse razı olmaz. 5 yıldır Suriye'nin gaddar ve barbar saldırılarına direnen ulusal muhalefet buna karşı çıkar şeklinde konuştu. PKK kırmızı kitaptan çıkartılmadı mı şeklinde bir konu başlığı vardı. Bu haberlere yönelik, bu haberler külliyen yalandır. Kasıtlı olarak, yanıltıcı olarak yapılmışlardır. Çok kapsamlı bir terörle mücadele devam ediyor. Türkiye'de terörün bütün imkanlarıyla yok edilmesini sağlayacak sürecin sahibi milletin kendisidir dedi. Bütün kesimlerin sürece sahip olması ve milletimizde yürütülmesi de esastır şeklinde yanıtladı bu soruyu da. Yine akademisyenlerin açıklamış olduğu biliyorsunuz 89 üniversiteden toplam 1100 küsür akademisyen bir bildiriye imza atmışlardı. Bu metinle alakalı bir açıklaması oldu. Akademisyenlerin metni tamamen okumadığı düşünülebilir şeklinde yorumladı. Herhangi bir insaf sahibi birisinin terörle mücadele sırasında ortaya çıkan görüntüleri bu şekilde yorumlamaması gerekir. Okulların yakılması, hendek kazılması, karne dağıtımında bomba atılması bunlar sanki hiç yokmuş gibi böyle bir bildiri anlaşılabilir değildir. Herkes görüşünü ifade edebilir ama taraflı olduğu kadar bu bildiri de yanıltıcıdır yanıtını verdi. Başika kampı tabelası değişecek mi konu başlığı vardı. Türkiye Başika'ya tesadüfen kendi isteğiyle gitmedi. Uluslararası ihtiyaçlar kapsamında ulusal muhafızların da eğitimi için gitmiştir. Bunu da Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Sayın Biden da iyi biliyor diye yanıtladı. Sayın Kurtulmuş'un açıklamasını, Bakanlar Kurulu sonrası açıklamasını aktardık. Biz ordu gündemiyle devam ediyoruz. Ordunun Ünye ilçesinde çeşitli suçlardan aranan Gürcistan uyruklu iki kişi akşam saatlerinde yakalandı. Bu haber çok taze. Çeşitli suçlardan aranan iki zanlı yakayı ele verdi. Gürcistan uyruklu Beglarje ve Lurite, Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde farklı tarihlerde akaryakıt istasyonunda silahlı soygun ve hırsızlık için girdikleri evde İki kadını darp etti. Gürcistan'a kaçtıkları belirlenen zanlılar bir süre sonra Türkiye'ye dönerek aynı mahallede araç soygunu gerçekleştirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri zanlıların Türkiye'ye tekrar giriş yaptığı istihbaratı üzerine takibini sürdürdü. Ekipler Akkuş Niksar Caddesi üzerinde zanlıların bulunduğu aracı durdurdu. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen zanlılar ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sayın seyirciler, son günlerde tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası beraberini de yoğun kar yağışını da getirdi. Paylaştık bültenimizin en başından itibaren getirmesini, bir yandan da balık fiyatlarını etkiledi. Çünkü soğuk hava kışın en rağbet gören balıkların fiyatlarını etkiledi. Karadeniz'in nazlı balığı hamsi ise derin sulara gönderdi. Tezgahların nazlı balığı hamsinin tahtını ise palamut ve somon balığı aldı. Son günlerde etkisini fazlasıyla hissettiren soğuk hava dalgası beraberinde yoğun kar yağışını da getirdi. Soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken balık fiyatları ise deyim yerinde ise uçtu. Soğuk hava ve yoğun kar yağışı kışın en çok rağbet gören hamsi, mezgit, palamut, somon gibi balıkların fiyatlarını da artırdı. Ordu'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı diğer taraftan balık tezgahlarını da boş bıraktı. Balıkçılar iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. Hamsi şu an hiç yok havalardan dolayı. Karadeniz'de zaten bizim sahilimizde hamsi yok. Ama dışarıdan geliyordu, Abazya'dan, Gürcistan'dan. Orada da şu anda gelmiyor, hamsi yok yani. Hamsi sıfır. İşte bir mezgit geliyor. Mezgit kayıklarda havada fırtına, rüzgar olması dolayısıyla mezgit de çıkmıyor. İşte havuz balıkları satıyoruz. Somun var, levrek var. Tüketici daha çok işte deniz ürünlerine ilgi gösteriyor. Havuz balıklarına da İşte somon balığı satılıyor havuz balıklarından. Levrek balığı da satılıyor. Fakat fiyatları yüksek olduğu için fazla talep yok. İşte deniz balığı da yok. Az çıkıyor havalar estiği için. İşte böyle durum. Karadeniz'in nazlı balığı hamsi, geçtiğimiz günlerde balık tezgahlarında kilosu 20 TL'ye kendisine yer bulmuşken, şimdilerde ise tahtını palamut, mezgit ve somon balığına bıraktı. Bu arada sizler haberleri izlerken ben de son dakika gelişmeleri göz atıyordum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz Ordu'daki karla mücadelelerden bahsederken Amerika Birleşik Devletleri'ndeki soğuk havalardan da söz etmişti. Son dakika haberlerinden bir tanesi bununla ilgili 50'ye yakın maalesef soğuktan donarak yaşamını yitiren insan sayısı var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bültene devam ediyoruz. Soğuk hava hayatı da olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve soğuklardan en çok etkilenense pazar esnafı oldu. Fiyatlarda çok fazla artış olmadığını söyleyen esnaf satış yapamamaktan şikayet etti. Kar Ordu'ya bir geldi, pir geldi. Soğuk hava ve kar yağışı Ordu'da kartpostallık görüntülere sahne olmasının yanı sıra pazar esnafını da etkiledi. Getiremediler. Tarladan da alınmıyor zaten. Tarladan alma şansı yok adamın garı. Bafra'da bir metreye yakın gar var. Peki en çok hangi sebze etkilendi karda? Hangi sebze etkilendi? Pırasa ile beyaz kerem. Ispanak. Hepsi de etkilendi diyor. Hepsi etkilendi yani. Kar yağışı nedeniyle fiyatlarda fazla bir artış olmamasına rağmen satış yapamadıklarını söyleyen pazar esnafı kar yağışı nedeniyle satışlarda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Sebze meyveler bayağı pahalandı. Yani patates normalde soğanda aşırı bir artış var. Tabii ki sebze meyvelerde de var. Bundan sonra gelende de olabilir. 2,5 lira kilosu. Pancar. Öncesinde ne kadardı? Öncesinde 2 lira 1,5 arasında oynuyordu. Şimdi 2,5. Evet, fazla bir etkisi yok. O da kış şartlarında normal mi diyorsun? Tabii bir şey değil o. Peki satışlarınız nasıl? Şu anda yok. Şimdi köyden aşağı şehre köyle inmeyince bizim işlerimiz pek olmaz. Sizi çok etkiledi o zaman. En çok bizi etkiledi. Neyin bütün fiyatlar 15-20 günden beri aynı. Daha önceki şeyden bir dengesizlik oldu. Ondan beri öyle fiyatlar. Mesela domates salata biraz düştü. Elmalar 2 lira. Portakal 1-250. Fiyatlar normal yani çok. Yani garın şu anda hiç etkilediği bir şey yok. Bir önceki garda pırasayla şeyi etkilediydi biraz. O yani başka bir şey yok. Onun haricinde etkilediği bir şey yok. Peki pazara getirmekte sebze ve meyveleri zorluklar oluyor mu? Tabii ki yerinde bir zorluklar var ama şu anda burada en ufak bir sıkıntı yok. Her şey mevcut. Var yani. Vatandaş gelsin yeter ki ne isterse hepsi var. Sıkıntı yok. O zaman satış yapamamaktan yakınıyorsun sanırım. Yok, müşteri yok yani. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarsa soğuk havaya göre fiyatların normal olduğunu ifade etti. Ne alıyorsunuz? Domates alıyorum. Peki fiyatlardan memnun musunuz? Fiyatlar bundan 15 gün önceye göre iyi. İyi şu an diyorsun. Tabii ki. Fiyatlar iyi, normal. Fiyatı iyi. 2 liraya alınır diyorsun. 2 liraya bu kışta iyi yani. Öyle pek pahalı değil. 2 liraya pahalı değil. Ama fiyatını al. Yok, almıyorum. Siz
Siz niye almıyorsunuz? Pahalı mı buldunuz? Yok. Almak istemiyorsunuz. Biraz şey, bayat. Evet, kar felaketleri de sıkıntıları da beraberinde getiriyor ama eğlenceli ve görülmeye değer manzaraları da beraberinde getiriyor. Günün tüm stres ve sıkıntısını atmak için birkaç dakikalık kar manzarası izlemek bile insana kâfi geliyor. Ordulular da bugün öyle yaptı. Sıkıntıların ve streslerin bir yana bırakmak için kar ve beyaz örtünün tadını çıkarmak adına kendilerini sokağa attı. İşte o manzaralar. Kent merkezinde cumartesi akşam saatlerinde başlayan kar, iki gün boyunca etkisini arttırarak devam ediyor. Vallahi şaşkınız ama güzel gayet. Çoluk çocuk için iyi oldu. Tek sıkıntı işte ulaşım zorluğu var ama onun dışında gayet memnunuz. Soğuk hava ve kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar kendini sokağa attı. Okan Şahin'in ikiz kardeşi. Evet. Kime hitaben Eşer yaptınız? Abimin de bir arkadaşına bir şaka olarak da düzenlediği bir şaka yani. Ha, sen yaptın, o da şöyle bir fikir. Yani bir fikir şimdi sundu. Biz benzettik zaten, genelde benziyor Okan arkadaşımıza bu. Evet. Özellikle ağız yapısı falan. Gözlerini falan daha yapmadınız. Daha yapmadık evet ama yapacağız. Özellikle ağız kısmı genelde benziyor. Bütün kardan adamlarının tek bu değil. O yüzden böyle bir şey yapmak. Ne zaman gelecek peki kendisi? Kendisi zaten şu anda görevde. Kendileri görevde. Haberleri yok. Bir sürpriz yapalım dedik arkadaşımıza. Karın tadını böyle çıkartıyorsunuz. Evet, evet kesinlikle. Ordu'da 3 gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle Ordu'nun ilçelerinin yanı sıra şehir merkezi de kara teslim oldu. Karın tadını en çok çıkaransa kuşkusuz çocuklardı. Merhaba. Merhaba. İsmin ne? Sıla. Sıla ne yapıyorsun? Barikat yapıyoruz. Az sonra kartopu savaşı yapacağız. Barikat. Ne olacak bu? Böyle uzayacak mı? Biz korunacağız, saklanacağız böyle aşağıya. Ne oynayacaksınız sonra onunla? Kartopu savaşı. Kardan adam yapacak mısınız? Hayır. Yaparız. Başka ne yapacaksınız? Sonra eve gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Sen ne yapacaksın? Eve gideceğim. Barikat kuruyoruz. Böyle saklanacağız. Peki karı seviyor musun? Evet. Ne kadar seviyorsun? Çok. Göstersene. Bu kadar. Bu kadar seviyorum. Sana soralım. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Yardım ediyorsun onlara barikat yapmaya. Evet. Sonra ne yapacaksınız barikat bitince? Bitince eve gideceğiz. Bu güzel manzarayı fırsat bilen vatandaşlar kardan adam yapmayı da ihmal etmedi. Eğlenceli yanı da var. Kar sadece insanları değil, soğuk havada donmamak için mücadele eden doğa hayvanlarını da etkiliyor. Yurdun birçok bölgesinde yemleme çalışmaları yapılıyor ancak bizim haber ekibimiz Altınordu merkezdeydi. En çok etkilenen hayvanların başında güvercinlerin geldiğini tespit etti. Onlar da yağan karın altında nasiplerini aradı. Kameralara da böyle yakalandılar. Hafta sonu bastıran kar yağışı Ordu'yu beyaza bürüdü. Saflık ve temizliğin simgesi olan kar, görsel şölen sunmasının yanında hayatı da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Karla kaplı caddeler ve sokaklar ıssız. Ekiplerse 7/24 mesaide ulaşımın aksamaması için çalışıyor. Ordu ise son 10 yılın en sert kışını yaşıyor. Uzun bir aradan sonra şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 60 santime ulaştı. Bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanları da yiyecek bulmakta zorlanıyor. Tıpkı TV52 objektiflerine takılan bu güvercinler gibi. Güvercinler karın altında nasibini arıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler şehrin muhtelif yerlerine sokak hayvanları için yem bırakıyor. Ancak vatandaşın da bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Özellikle de kış mevsimlerinde. Her şeyin fazlası zarar derler atalarımız ya. Kar da öyle, azı eğlence ama çoğu zarar, hatta felaketi de beraberinde getiriyor. Soğuk hava özellikle insanları olumsuz etkiliyor, sağlığı olumsuz etkiliyor. Peki kar yağışıyla birlikte sağlık noktasında vatandaşlar nasıl etkilendi? Grip baş göstermeye başladı. Adeta salgın hale geldi. Hastanelerin acil servisleri hasta kuyruklarından geçilmiyor. Peki gripten korunmak için neler yapmalı?
aşının çok önemli olduğunu söylüyor uzmanlar. Ordu Tabipler Odası Başkanı Doçent Doktor Özgür Enginyurt toplu yerlerde bulunmamaya özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Birinci öncelik olarak vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Kendimizi ve çocuklarımızı koruyalım. Gribe yakalanmamak için ellerimizi sık sık sabun ve bol suyla yıkayalım. Tek seferlik kağıt mendil kullanalım. Ani durumlarda kolumuzun içine atışalım. Uzaktan selamlaşalım. Grip kapımızda. Dikkat edelim. Soğuk hava ve kar yağışı güzel görüntüler oluşturmasının yanı sıra hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Soğuk havalarda dikkat edilmezse grip kaçınılmaz oluyor. Kasım-Aralık aylarında kendini gösteren grip vakaları Ocak ayıyla birlikte daha da fazla görülüyor. Peki gripin en belirgin özellikleri neler? Yüksek ateş, öksürük, vücut kırgınlığı, bazı grip virüslerinde karın ağrısı, ishal, kusma şikayetleri de olabiliyor. Baş ağrısıyla başvuruyor. Ordu Tabipler Odası Başkanı Doçent Doktor Özgür Enginyurt gribe karşı önlem alınması gerektiğini söyleyerek gripte aşı olmanın çok önemli olduğuna dikkat çekti. Öncelikle önlem almamız gerekiyor. İmmünizasyon yani aşılama çok önemli. Aşıdan da vatandaşlarımızın korkmaması gerekiyor. Özellikle bunun üstüne basarak söylüyorum. Son günlerde, son aylarda tüm aşılara karşı bir tedirginlik oluyor. Yılda dünyada yapılan grip aşısı sayısı 5 milyon. 450 ile 550 milyon arasında değişiyor. Ve yapılan 500 milyon aşıdan hiçbir yan etki görülmemiştir şu ana kadar. Bu şu demek, grip aşısı gerçekten tamamıyla güvenilir bir aşıdır. Ayrıca toplu yerlerde bulunmak grip virüsü için ciddi bir risk faktörü. Hem kapalı ortam olması, hem kalabalık olması, hem de orada oynanılan işte oyun taşlarının ya da oyun kağıtlarının bu virüsü taşıma ihtimaline karşı kahvehanelerde çok bulunmamamız gerekiyor. Bulunacaksak da oradan çıkar çıkmaz ya da çıkmadan önce muhakkak ellerimizi yıkamamız gerekiyor. El yıkama alışkanlığını çocuklarımıza da muhakkak alıştırmamız lazım. El yıkama çok önemli. Kalabalık yerlerde bulunurken kısa süreli bulunmaya özen göstermek önemli. Çocukların şimdi 15 tatili, bu arada onlara da iyi istirahatler, iyi dinlenmeler diyorum. Zaten hemen fark edilecektir. 15 tatilde enfeksiyon oranları düşüyor. Niye? Çocuklar okula gitmiyor, birbirlerine bulaştırma riski azalıyor. Bu dönem içinde çocuklarımız oynasınlar, iyi beslensinler ve dinlensinler. Dinlenme çok önemli. İyi beslenmek çok önemli. Grip bir virüs nedeniyle olduğu için antibiyotiklerin grip tedavisinde hiçbir yeri yoktur. Aman dikkat diyoruz. Her şeyin başı sağlık. Önce sağlık. Sağlık varsa hayat devam ediyor. Sayın seyirciler, günlerdir konuştuğumuz konulardan bir tanesi de fındık fiyatları. Ordu'nun en önemli tarım ürünlerinin başında yer alıyor. Ancak fındıkta fiyatlar adeta yere çakıldı. Üreticiler 2016 yılında 15 ile 20 lira arasında fiyat beklentisi içerisindeydi. Hiç de beklendiği gibi olmadı. Fiyat düştü. En sonunda 10 liraya sabitlendi. Son bir haftadır da tık yok. Hiç oynamıyor. 10 lirada resmen demir atmış vaziyette. Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla bir devlet müdahalesi olacak mı? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama fındık haftayı, hatta haftanın ilk gününü yine 10 liradan açtı. 2014 yılında yaşanan don olayı sonrası piyasada tarihi değer bulan fındık 20 TL'ye yükseldi. Hal böyle olunca 2015 ürünü içinde beklenti arttı, üretici akıllandı. Altın yerine fındıklar yastık altına saklandı. Özellikle yılbaşı sonrası fındığın 15 ve 20 TL arasında bir fiyatla satılacağını düşünen üretici piyasaya fındık indirmedi. Ancak tahminlerin aksine fiyat hızla düştü. Gerçek fiyatının çok altında. Yani bu kadar birdenbire düşmesi yani üreticileri zor duruma sokuyor. Yani maliyeti yüksek, toplama maliyeti yüksek, hasat maliyetleri yüksek. O yüzden olması gereken yerde değil. Peki sizin fındığınız var mı? Var. Fındığınızı sattınız mı ya da muhafaza ediyor musunuz? Muhafaza ediyorum şu anda, satmadım. Fiyatlar yaklaşık bir aydır 10 lirada sabitlendi. Fındık fiyatı yerinde saymaya devam ediyor. Ordu Ticaret Borsası'nda 50 randımanlı tombul kabuklu fındığın kilosu 10 lira. Fındık yeni haftayı da 10 liradan aştı. Vallahi 15 liradan 10 liraya düşmesi çok cazip bir fiyat. 15 liradan 10 liraya düşmesi çok yani olumlu fiyat değil yani.
Peki artması için sizce neler yapılmalı ya da yapılması gerekiyor? Vallahi devletin desteği olması lazım. Devlet desteği olmadan bu fındık çıkmasına bir anlamı yok bence. Sizin fındığınız var mı? Var. Peki sattınız mı fındığınızı ya da nasıl muhafaza ediyorsunuz? Şu an duruyor. Hiç satmadınız? Biraz bir miktar sattık, bir miktar duruyor. Kaç lira olduğunda satmayı planlıyorsunuz? Vallahi şu an 13-14 lira olsa daha beklemenin de bir anlamı yok. Ordu Ticaret Borsası'nda bugün fındığın 50 randımanı 10 liradan işlem gördü. 15 olması lazım gerekir. 15'den 20 liranın arasında olması lazım gerekir. Şu anki fiyat düşük diyorsun. Düşük tabii. Üreticiye yazık yani. Güzel günah. Türkiye İstatistik Kurumu ilk defa bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Çalışmanın adı İllerde Yaşam Endeksi 2015. Araştırmanın sonuçları dün açıklandı. İl il yapılan incelemelerde en yaşanabilir kentler açıklandı. 81 vilayet arasında plaka numarası 52 olan Ordu yine 52. sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilk kez hazırlanan İllerde Yaşam Endeksi 2015 adlı araştırmaya göre endekste tüm illerde konut, çalışma hayatı, gelir, servet, sağlık, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim ve sosyal yaşam memnuniyeti olmak üzere 11 alanda incelemede bulunuldu. Buna göre il il yapılan incelemeler sonucunda Ordu yaşanılabilir iller sıralamasında 55. sırada yerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan ve illere göre yapılan illerde yaşam endeksi çalışmasında Ordu ayrıca Karadeniz illeri sıralamasında sondan ikinci sırada yerini aldı. Gönülür bir yer. Yani her konuda gönülür bir yer. ASH, sağlık. Ama ASH hani onlara da hak vermek lazım. Şimdi adamlar gece gündüz bizim için çalışıyorlar ama bizim yerli insanımız bunu anlamıyor. Yani sağlık çok önemli. Adam mesela dün akşam köyde bir rahatsız vardı. Hemen 112 aradılar, hemen geldiler, Allah razı olsun. Gece gündüz fark etmiyor. Orada kendini güvende hissediyor musun? Evet. Orada çok, benim için orada bir. Hani ben başka ile değişmem orduya. İyi veya kötü. Katlanacağız mı daha başka çaremiz yok. Orada yaşamaktan. Asayiş tabii güveniyorum. Konusunda, sağlık konusunda. Ya asayişiz bozan zaten bizleriz. Biz biraz daha kendimize dikkat edersek asayiş de düzelir herhalde. En güvenilir şehir Ordu. Orada yaşamaktan güven duyuyor musun? Çok. Çok rahatlıyız, rahatız, huzurluyuz. Yani iyi bir şehir burası ya. Peki asayiş konusunda Ordu'yu başarılı buluyor musun? Bence yani ben hiç öyle bir sıkıntılı bir şeye rastlamadığım için bence iyidir. Güvenlidir yani. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmaya göre Ordu Türkiye sıralamasında sırasıyla konut boyutunda 46, çalışma hayatı boyutunda 50, gelir servet boyutunda 56, sağlık hizmetleri boyutunda 32, eğitim boyutunda 49, çevre boyutunda 43, güvenlik boyutunda 25, sivil katılım boyutunda 57, altyapı hizmetlerine erişim boyutunda 61, sosyal yaşam boyutunda 69, yaşam memnuniyeti boyutunda ise 52. sırada yerini aldı. Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Kadir Engin dün son yolculuğuna uğurlanan sanayici ve iş adamı Mustafa Koç'un ölümüyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Şimdi bu açıklamayı ekranlara getiriyoruz. Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Kadir Engin, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un ani ölümünün Ordu Sanayici ve İş Adamları'nı derinden üzdüğünü söyledi. Yaptığı yazılı açıklamada Mustafa Koç'un Türkiye'nin en büyük ve örnek şirketinin başkanı olduğunu belirten Kadir Engin, yardımsever iş adamının genç yaşta ölümü büyük bir kayıptır dedi. Engin açıklamasında şunları kaydetti. Dedesi Vehbi Koç'un mütevazi yaşamını sürdüren örnek iş adamı Mustafa Koç'un siyasi ve ekonomik baskılara maruz kaldığı da bir gerçektir. 1991 yılında Ram Dış Ticaret firmasında çalışırken tanıma fırsatı bulduğum bu değerli iş adamının erken ölümü, başta iş dünyası olmak üzere hepimizi derinden etkilemiştir. Orsiyad olarak örnek aldığımız Koç Holding, ticari ve sosyal hayata katkılarıyla dünyaya ve iş hayatına önemli bir rol modeldir. Koç ailesinin ve Koç Holding'in büyük acısını paylaşıyor, sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir gelecek diliyoruz. Türkiye'de otomotiv, eğitim, ağır sanayi deyince akla gelen ilk isimlerden bir tanesiydi. Bir kez daha yakınlarına başsağlığı dileyelim. Mustafa Koç'a da Allah'tan rahmet ve mağfiret dileyelim sayın seyirciler.
Bir cenaze haberimiz daha var. Türk siyasetinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha doğrusu en renkli isimlerinden birisiydi. Dik çıkışları, sert muhalefeti ve gülümseten konuşmalarıyla da hafızalarda yer edindi. Geleklerinde kendi dahi muhalefet ediliyordu, kendi kendine dahi. İstanbul'da özel bir hastanede bir süredir onkoloji tedavisi görürken çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden CHP Tunceli eski milletvekili Kamer Genç dün Kartal'dan yolcu edilmişti. Vasiyeti vardı. Beni Tunceli'ye tabutuma sarılı Türk bayrağıyla götürün demişti. O vasiyet yerine getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutu memleketi Tunceli'de 5000 kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyünde toprağa verildi. CHP Tunceli eski milletvekili Kamer Genç'in cenazesi, Tunceli Hacı Bektaş'ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevinde düzenlenen törenin ardından Nazımiye ilçesindeki Pir Kureyş Baba Cemevine getirildi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Burada düzenlenen cenaze törenine Genç'in eşi Sevim, oğlu Seçkin, kızı Seçil, ağabey Kazım Genç ve akrabalarıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Nazımiye Kaymakamı Akın Zor, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızı Çiçek, CHP'li milletvekilleri, bazı ilçe belediye başkanlarıyla vatandaşlar katıldı. Genç'in kılınan cenaze namazı sonrası vasiyeti üzerine toprağa verilmek üzere Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyüne götürüldü. Genç, köydeki aile mezarlığında babası Ali Genç'in yanına defnedildi. Beyler, karışmam, hocam ne diyorsa o olacak. Kuşakları açacağız yalnız. Kendisini zapturapt altına alamayan meclis başkan vekilini sinirden ağlatması unutulmaz arasına girmişti Kamer Genç'in. En çoksa oğluna ait bir evde gizlice bir kadına buluştuğu iddiaları gündeme gelmişti. Bunun üzerine televizyon kameraları karşısına geçip çiçek sulamaya gidiyorum yanıtını vermesi çiçek sulamayı neredeyse bir ekol söz haline getirmişti. Hatta bir ÖSS deneme sınavında da matematik sorusu olarak bile günlük hayatta karşımıza çıkmıştı Kamer Genç'in yaşantısı. Bir uzanıyorum, biraz uzatıyorum ama soru aynen şöyleydi. Kamer evindeki 3 çeşit çiçeği 4, 5 ve 6 günde bir sulamaktadır. 3 çiçeğin de ilk sulamasını salı günü yapan Kamer, 3 çiçeği de aynı günde ikinci kez haftanın hangi günü sular diye üniversite sınavına giren öğrencilere sorulmuştu. Işığı bol olsun, mekanı cennet olsun, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz bir kez daha. Bayırbucak Türkmenlerine yurdun dört bir tarafından yardımlar ve destekler devam ediyor. Bugün de bir destek Ordu'dan yola çıktı. Bayırbucak Türkmenleri ve ihtiyaç sahibi Suriyeli aileler için toplanan ve 5 tırdan oluşan yardım konvoyu düzenlenen törenle Suriye'ye uğurlandı. Ordu Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde başlatılan ve birçok kurum ve kuruluşların da destek verdiği kampanya amacına ulaştı. 5 tır dolusu yardım Bayırbucak Türkmenlerine ve Suriyeli ailelere gönderilmek üzere Ordu'dan yola çıktı. Kampanyaya katkı yapan herkese teşekkür eden Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Suriye'de halkın çektiği sıkıntıları anlattı. Artık iş katlayan boyutlarına geldi. Fecaat yaşanıyor. Birçok insan canını kurtarmak için ceketini alıp evini, barkını, belki yüzyıllardır kurduğu işini terk edip başka ülkelere sığınmacı olarak geldiler, gittiler. Bunların en az 2 milyonu Türkiye'de malum. Senelerdir kardeşlerimize bağrımızı açtık. Ensar ve muhacir örneğinde olduğu gibi bizler ensar, onlar muhacir, bakıyoruz, bakmaya da devam edeceğiz. Balkanlıoğlu giyim, temizlik ve gıda malzemelerinin yer aldığı 5 tır dolusu yardım topladıklarını kaydetti. İnsanlarımız yardımcı oldular. Birlerini bin yapar inşallah Allah-u Teala. Paylaşıyorlar. Giysi, battaniye, gıda, şimdilik 5 tır malzeme toparlandı, materyal. Üniversitemiz destek verdi, işyerleri destek verdi. Burada Sagra'nın müdürünü görüyorum mesela, Allah razı olsun genel müdür. Herkes destek verdi. Ve bunları sağ salim inşallah bir kaza bela olmadan
açlıkla pençeleşen Suriye'deki değerli kardeşlerimize, ki Bayır Bucak Türklerine gidecek bu. Yani orada Türk olsun, Arap olsun bizim için fark etmez. Yeter ki insan olsun, yardım gönderiyoruz. Ancak bunlar oralarda daha büyük mahrumiyet olduğu için Bayır Bucak tarafına gidiyor. Vali Balkanlıoğlu'nun konuşmasının ardından 5 tırdan oluşan yardım konvoyu törene katılanlar tarafından dualar eşliğinde Suriye'ye uğurlandı. Bülteni karla açtık, bir karaverimiz daha var. Son birkaç gündür tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu da kar yağışından nasibini alıyor. Özellikle yüksek kesimler. Korgan'a gideceğiz. Etkisini arttırarak devam eden kar yağışı ulaşımı aksatıyor. Elektrik kesintilerine sebep oluyor. Hatta dışarıya çıkılamaz hale bile getiriyor. Sadece bunlarla da kalmıyor. En önemlisi de yolların kapanmasına sebep oluyor. Kısacası karın eğlencesi kadar çilesi de var. Özellikle de Ordu'nun yüksek kesimlerinde daha da etkili olan kar yağışları belediye ekiplerini gece gündüz çalışır hale getirdi. Ordu'nun Korgan ilçesinde de 29 mahallede yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Aşırı soğuk ve yoğun kar yağışı Ordu'nun hemen hemen her ilçesinde yolların kapanmasına neden oldu. Onlardan biri de Korgan. Öyle ki ekipler 29 mahallede yol açma çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Şartlarının en ağır takvimin içerisindeyiz. O zaman zarfı içerisinde 29 mahallede gösterilen çalışma, Büyükşehir Belediye'mizin çalışmalarına destek olarak, ek olarak 29 mahallemizde ara yollarda 24 saat esaslı bir şekilde arkadaşlarımız çalışmakta. Ben işleri ekibimiz, başta müdürümüz ve operatör arkadaşlarımız bu durumda zaman ve mesai mefhumu gözetmeksizin müthiş bir özveri içerisinde çalışmalarını devam ettirmekteler. Korgan Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Çin'de anlık bir iklim ve araziye sahip olan Korgan'da Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. 29 mahallenin kilometre bazında ölçümünün çok yüksek olduğunu, dağınık bir arazi ve iklime sahip olduğunu herkes zaten malum, bunu tekrar söylemeye gerek yok. Tabii Büyükşehir Belediyesi'nin burada çok ana katkısı var. Büyükşehir Belediyesi bu anlamda yapmış olduğu çalışmalara biz spontane ara çözüm olarak giriyoruz zaten. Ara yollarda az önce de bahsetmiş oldum. Vatandaş bunun farkında. Çalışmalar hızlı, yerinde, zamanında. Arkadaşlarımız, işlerine vakıflar, amara sahibi arkadaşlarımız. Tabii bu kolektif çalışmanın neticesinde bu neticeye varılmış oluyor. Cin etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarını açmaya çalışan ekipleri en çok asılsız acil durum ihbarlarının zorladığını, ancak bunu da muhtarlıkla bağlantı kurarak çözdüklerini söyledi. Bunlar her zaman alışık, yani rutin kişiler olduğu için bunlar aşağı yukarı bilinen insanlar. Örneğin kar daha yere düşmeden yolun kapandı ya da işte ahırda hayvanımız bağışlayın, yani aç veya işte çocuğum hasta, hastam var gibi meseleler muhtarla teyit edilerek zaten meselenin gerçekliği konusu yerinde çözülüyor. Biz tabii burada şark cambazlığı yapan arkadaşların da tabii taleplerini dinlemek durumundayız. Biz olaya tamamıyla bu bir gerçek dışı haberden ziyade aslını anında neticelendirip oradaki çalışmayı yerinde zaten arkadaşlarımız gerçekleştiriyorlar. Mesudiyeliler İstanbul'da yeni bir derneğe daha kavuştu. Beykozlu Ordu Mesudiyeliler adı altında kurulan yeni dernek için kahvaltı tanıtım toplantısı düzenlendi. İstanbul'da yaşayan 520 bin Ordulu içinde 180 binlik nüfusuyla hem Ordu'nun hem de Türkiye'nin İstanbul'daki en kalabalık ilçesi unvanı elinde bulunduran Mesudiyeliler yeni bir derneğe kavuştu. Beykozlu Ordu Mesudiyeliler Derneği'nin kurulduğunu Beykoz basını ve Ordu basınına duyurmak amacıyla yapılan kahvaltılı toplantı dernek merkezinin bulunduğu Beykoz Kavacık'taki dernek lokalinde yapıldı. Toplantıya Beykoz ve Ordu basınının yanı sıra merkezi Beykoz'da bulunan Mesudiye Yöresi Köy Dernek Başkanları, Beykoz'daki Mesudiyeli Belediye Meclis Üyeleri, Mesudiyeli Muhtarlarla Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül,
CHP Mesudiye İlçe Başkanı Aslan Sarıgül, MHP Mesudiye İlçe Başkanı Şinas Keskin, Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Çelik, Akkuşlular Dernek Başkanı Yüksel Mıhçı, Şişli Ordu Dernek Başkanı, Akkuşlular Dernek Başkanı, Beykoz Ordular Dernek Başkanı Mekili Fuat Öztürk, Mesudiye Vakfı Başkanı Fazıl Coşkun, Mesudiye Dernekler Federasyonu Başkan Vekili Sebahattin Öztürk, Ankara Mesudiyeler Dernek Başkanı Nuri Özmen, İstanbul'un diğer ilçelerinde faaliyet gösteren Mesudiye Yöresi Dernek Başkanları katıldı. Derneğin kurucu başkanı Halim Okutan, Beykozlu Ordu Mesudiyeler Derneği'nin kurulduğunu duyurarak toplantıya katılanlara teşekkür etti. Derneğin kuruluş gerekçesini ve amaçlarını dernek basın sorumluluğunu üstlenen Sefai Uzunyurt açıkladı. Derneğin açılışına katılan Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Çelik ve Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül birer konuşma yaparak derneğin hayırlı olmasını diledi. Ben Sarıyer'e kadar her hafta bir programa gidiyorum. Her yerde Mesudiyeliler konuşulur. Ordulular İstanbul'da birçok şeyi Mesudiyelilerden öğrenmiştir. Yani bakın sahip kesimine son 20-30 yılda gelmiş. Ama az önce Sefai abi çok güzel bilgiler verdi. Ben bilmiyordum. 1900'lü yıllarda İstanbul'a gelmiş. Yani Mesudiyelilerin İstanbul'a ait kültürü, ekonomik yapısı, sosyal anlayışı ve sivil toplum örgütçülüğü anlamında ordulara kazandırdığı değerler çok çok fazladır. O yüzden bizler bunu hiç gocunmadan söyleyebiliriz. Dernekçilik anlamında da, sivil toplum örgütçülüğü anlamında da ordulular Mesudiyelilere örnek almaktadır. Mesudiyelilerden birçok şey öğrenmişlerdir. Dolayısıyla Mesudiyelilerin getirmiş olduğu bu çıtayı hiçbir şekilde aşağıya düşürmemeleri gerekiyor. Bizim buralara, tabii ki az önce de söyledim, siyasetçilere yakın olacağız ama herkese eşit mesafede olacağız. Burası herkesin evi olacak. Bugün neden buradayız? En fazla Mesudiyelinin yaşadığı ya da Beykoz'un kurucuları, asıl kurucular arasında yer alan hemşehrilerimizin bir derneğinin tanıtımında amaçlı buradayız. Kahvaltısında buradayız. Tabii daha önce böyle bir derneğimiz vardı fakat o hemşehrilerimiz bir üst çıtayı yükselterek Beykoz Mesudiyeler Derneği'ni il derneği haline getirmişler. Ben o arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu güzel bir çalışma, iyi bir örnek. Derneğin kurucuları ise şu isimlerden oluştu. Halim Okutan, İbrahim Özdemir, Muammer Özer, Aydın Habil, İzzet Özmen, Sezai Biçer, Adnan Aydoğan, Sezgin Aydoğan, Hakan Aydemir, Gültekin Aydın ve Sefai Uzunyurt. Ekonomide günün getirdikleri ve spordaki son gelişmeleri ekranlara getireceğiz şimdi de. Hayatı ve hayatın getirdiklerini paylaşmaya çalıştık. Akşam bülteninin de sonuna geldik. Gökhan Doğuş'la Scoreboard birazdan ekranlarınızda olacak. Yarın akşam saatler 18.30'u gösterdiğinde biz de yeniden karşınızda olacağız. Veda ediyoruz. Hoşçakalın efendim. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 0.42 yükselişle 70.539 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Yüz Endeksi önceki kapanışa göre 295.10 puan artarken toplam işlem hacmi 3.1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0.23, holding endeksi %0.50 yükseldi. Günün en fazla kazandıran sektör endeksi %2.33 ile teknoloji, en çok değer kaybeden sektör endeksi ise %1.77 ile madencilik oldu. Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul Yüz Endeksi, gün içinde en yüksek 71.087 puanı görmesinin ardından %0.42 artışla 70.539 puandan kapandı. Analistler yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ilk enflasyon raporu toplantısı ve TCMB Başkanı Erdem Başta'nın açıklamalarının izleneceğini belirterek Borsa İstanbul Yüz Endeksi'nde 71.100 seviyesinin direnç, 69.500-70.000 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydediyor. Paranın notlarına bakıyoruz. Dolar haftanın ilk iş gününü %0.41 oranında artışla 3 lira 1 kuruştan kapattı. Avrupa'da da yükseliş söz konusu. %0.97'lik artışla haftanın ilk işlem gününü Avro 3 lira 27 kuruştan kapattı. Altın fiyatlarına göz atalım. 24 ayar külçe altının gramından bugün %1.38'lik bir artış yaşandı ve günü 107 lira 36 kuruştan kapattı. Çeyrek altın 175 lira 35 kuruş,
Yarım altın 350 lira 69 kuruş. Atatürk altın 718 lira 5 kuruş ve Cumhuriyet altını ise 718 lira 74 kuruştan işlem gördü. Fındık fiyatlarındaysa son bir haftadır hiç kıpırdama yok. Geçtiğimiz haftayı 10 liradan kapatan fındık yeni haftanın ilk işlem gününde de Ordu Ticaret Borsası'nda 10 liradan işlem gördü. Mutlu akşamlar sporun doğru adresi TV52'ye hoş geldiniz. Dün oynanması gereken Pazarspor maçının yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmesinin ardından Mor Beyazlar bugünkü çalışmasını Atatürk Spor Salonu'nda yaptı. Ordu Spor Teknik Direktörü Turgut Kır, Pazarspor maçının ertelenmesi konusunda bu konuda yapacak ve de söylenecek bir durumun olmadığını, asıl hedeflerinin hafta sonu oynanacak Konya Anadolu Selçuklu müsabakasının olduğunu söyledi. Dün oynanması gereken Pazarspor maçının yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmesinin ardından Mor Beyazlar bugünkü çalışmasını Atatürk Spor Salonu'nda yaptı. Atatürk Spor Salonu'nda kondisyon çalışması yapan Mor Beyazlar'ın yarınki antrenmanı Durugöl tesislerindeki bir sahanın temizlenmesi durumunda Durugöl'de yapılacak. Aksi takdirde kapalı halı sahada yapılacak antrenmanla hazırlıklar devam edecek. Ordu Spor Teknik Direktörü Turgut Kır, Pazarspor maçının ertelenmesi konusunda bu konuda yapacak ve de söylenecek bir durumun olmadığını, asıl hedeflerinin hafta sonu Konya'da karşılaşacakları Anadolu Selçuklu maçı olduğunu söyledi. Artık telafize zor olan maçlar oynayacaklarını ifade eden Kır, bu anlamda çok çalışarak alt sıralardan bir an önce kurtulmak istediklerini söyledi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Ordu'da İstanbul Üniversitesi'ne 80-87 mağlup olan Pota'nın menekşelerinde kısıtlı kadronun dezavantajı devam ediyor. Genel menajer Ozan Gürhan Karahan transfer çalışmaları sürdüğünü ve transferi bilmeceye dönen Clarice Dos Santos'un bu hafta içi Ordu'da olacağını söyledi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Ordu'da İstanbul Üniversitesi'ne 80-87 mağlup olan Pota'nın menekşelerinde kısıtlı kadronun dezavantajı devam ediyor. Genel menajer Ozan Gürhan Karahan transfer çalışmalarını sürdüğünü söyledi. Son oynanan 87-80'lik İstanbul Üniversitesi mağlubiyeti hakkında da açıklama yapan Karahan, rakip 4, siz 3 yabancı ile oynuyorsanız o maç biraz zorlaşıyor açıklamasını yaptı. Takıma son olarak katılması beklenen, transferi bilmeceye dönen Clarice Dos Santos'un hakkında da açıklama yapan Karahan, Dos Santos'un bu hafta içi gelmesini beklediklerini söyledi. Yeni transferin takıma önemli katkı yapacağına inandıklarını söyleyen Karahan, 4. yabancı oyuncumuz da geldikten sonra çıkışa geçmek istiyoruz diye konuştu. Ligde bundan sonraki karşılaşmaların kendileri adına kritik olduğunu vurgulayan Karahan, ligde kalma adına Yakın Doğu Üniversitesi, Edirne Belediyesi Edirne Spor ve Adana Aski karşılaşmaları bizim için kırılma maçları olacak. Salı günü bir aksilik olmazsa 4. yabancı oyuncumuzu kadromuza dahil etmeyi planlıyoruz. Yeni transferle biz de eşit şartlarda mücadele eder bir pozisyona geleceğiz ifadelerini kullandı. Ankara'da 30 Ocak Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaşacaklarını kaydeden Karahan, Ankara'da ciddi sayıda ordulu var. Bu karşılaşma bizim ligde kalmamızla ilgili çok kritik maçlardan biri. Bundan dolayı Ankara'daki orduları takımı desteklemek üzere maça bekliyoruz açıklamasını yaptı. Güzel Ordu Spor maçının olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından Fassa Belediyespor bugünü dinlenerek geçirdi. Güzel Ordu Spor maçının olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından Fassa Belediyespor bugünü dinlenerek geçirdi. Güzel Ordu Spor maçının ertelenmesinin kendileri açısından iyi olmadığını söyleyen Fassa Belediyespor Teknik Direktörü Taner Gürsoy, Güzel Ordu Spor maçına çok iyi konsantre olduklarını, bu karşılaşmanın dün oynanması durumunda galip gelen takımın kendileri olacağını, bu anlamda kaybedilen bir şeyin olmadığını, artık bu maçı unutup hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları 1926 Bulancak Spor maçına odaklandıklarını söyledi. Zirve yarışını sürdürmek adına çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Gürsoy, antrenman sahalarının karla kaplı olması nedeniyle yarınki çalışmalarını spor salonlarında sürdürebileceklerini söyledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Fassa Belediyespor maçını geride bırakan Güzel Ordu Spor'da Göreli maçının hazırlıkları başladı.
Güzelordu Spor Teknik Direktörü Cahit Terzi 7 transferle transferi tamamladıklarını, ikinci yarıya göreli galibiyetiyle başlamak istediklerini söyledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Fatsa Belediyespor maçını geride bırakan Güzelordu Spor'da göreli maçının hazırlıkları başladı. Fatsa Belediyespor maçının ertelenmesiyle birlikte çalışmalarını spor salonlarına kaydıran Güzelordu Spor'da gözler göreli maçına çevrildi. Güzelordu Spor Teknik Direktörü Cahit Terzi, 7 transferle transferi tamamladıklarını, ikinci yarıya göreli galibiyetiyle başlamak istediklerini söyledi. Hedeflerinin üst sıralara tırmanmak olduğunu söyleyen Terzi, göreli zirveye oynayan bir takım, buraya kesinlikle puan ya da puanlar almak için gelecekler. Bu anlamda her iki takım açısından da zor olacağını düşündüğüm karşılaşmayı kazanmak istiyoruz açıklamasını yaptı. Terzi, Güzelordu Spor'un ikinci yarıda alacağı başarılı skorlarla ligi üst sıralarda bitireceğini açıkladı. Spor haberlerinin sonuna geldik. Bizi izleyin, haberiniz olsun. Mutlu akşamlar. Şimdi